Bu nedir? Huş ağacı, huş. Neden huş? Bunun gövdesi topraktan 70 litre su çekiyor saatte. Büyük ağaç. Hı hı. Ne yapıyor? Bu su çekerken o kadar su gidiyor ki ağacın gövdesine suyun akışı duyulur. Hışır hışır ettiği için huş denir. Yani kulağınızı böyle kalın gövdesine verdiğinizde içeriden su aktığını hissedersiniz. Hışır 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 su akar. Nerede yetişiyor bu ağaç? Nerede yetişir? Karadeniz bölgesinde, Kayseri'nin Erciyes'in yüksek kesimlerinde, bizde de yetişir. Hmm. Yani İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Karadeniz'de yetişir. İstanbul'da yetişir. Burada da parklara, bahçelere ekmişler. Ben de bunu parktan kopardım, dalını getirdim. Ya aslında her yere ekilmesi gerekir. Neden? Böyle bir huş ağacının doğaya, insanlığa, çevreye faydası bir ağacın 250 bin euro. Yani neredeyse 1 milyon liraya yakın değeri var bir ağacın. Çevreye katkısı nedir? Topraktan çekmiş olduğu suyu eterik yağlara dönüştürüyor. Yapraklarından böyle çevreye antibiyotik özelliklere sahip doğal. Mikropları öldürücü, havayı temizleyici, arıtıcı, parfüm gibi eterik yağlar dağılıyor havaya. Biz farkına varmıyoruz. Mesela bataklık olan bir yere ek temizler. Hani okaliptüs ağacı da var mesela. Avustralya'da yetişen, Türkiye'de Antalya, Adana, Akdeniz, Marmara bölgesinde okaliptüs ağacı yetişir. Türkiye'de yetişen okaliptüs ağacı da mesela bataklığa ekin. Bataklığı yavaş yavaş kurutur, temizler, sivrisinek yok eder. Bu çok güzel özelliklere sahip. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Bunun şu gövdesinin kabuğunda ve yaprağında çok özel bir madde var. Betulin. Betulin ne işe yarar? Betulinin romatizmaya karşı etkili olduğu belgelenmiş. Klinik araştırması yapılmış. Hı hı. Kansere karşı, cilt kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiş. Ve böbrek yetmezliği ve idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili olduğu belgelenmiş. Evet, bununla ilgili elimizde klinik araştırmaları var. Münih Üniversitesi tarafından 1200 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. 1200 hasta. 1200 hasta. Münih Üniversitesi hastalar tedavi edilmiştir. Şimdi bunun Amerika'da yapılan araştırmada ise cilt kanserini iyileştirdiği, bunun yaprağında ve dalının kabuğundaki betulin aside dönüşür, cilt kanserini önler. Artı huş yaprağı ve huş kabuğunun haricinde huş yaprak ve kabuğun o altınbaşak otu, cava çayı, hı hı, ardıç kozalağı, ısırgan otu gibi bitkilerden özel bir çay biz hazırlıyoruz. Herkes de hazırlayabilir. Yani aktardan alır, kullanabilir. İdrar yolları enfeksiyon için. Mesela böbreğinde, mesanesinde, idrar kanalında enfeksiyon varsa altınbaşak otu. Bu altınbaşak otu. Ben de not alacağım. Altınbaşak otu. Evet. Evet, altınbaşak otu bu gördüğünüz. Tamam. Altın sarısı çiçekleri olduğu için şurada resmi var. Hı hı. Altın sarısı, altınbaşak otu denir. İdrar yolları enfeksiyonuna, böbrek yetmezliğine, mesane iltihaplanmasına iyi gelir. Taşı, kumu eritir. Sadece Almanya'da 430 doktorun gözetiminde binlerce hasta bununla iyileşmiştir. Tedavi sadece bunu mu çay yapıyoruz? Başka bir şey ekliyor muyuz? Tabii ortak. Onları da söyleyin hocam. Altınbaşak otu. Tamam. Huş yaprağı. Biraz önce bu. Tamam. Huş yaprağı. Ardıç tohumu. Evet. At kuyruğu otu, ısırgan otu, cava çayı. Bunları karıştırıp eşit oranda bu karışımdan İki çorba kaşığı demliğe koyuyorsunuz. Üzerine bir litre kaynar su. Aynı çay gibi demleyip içiyorsunuz. İki çorba kaşığı koyuyoruz. Evet. Bir litre su. Ve akut nefritte, yani akut böbrek iltihaplanmasında bir hafta kullansanız yeter.